12 yaşında bu mesleğe başladım. Karayurt okulunu terk ettim. Babam rahatsızlandı. Babam rahatsızlanınca ben yastıkçılığa başladım. 12 yaşından bu zamana kadar devam ediyorum. Kanepeler, koltuklar çıktıktan sonra biz biraz bıraktık yastık minder işini. Çadır işine yöneldim. Fakat çok büyük bir talep geri başladı. Ev mobilyasıydı. Hani şimdi kanepe, koltuk, yatak odası alan kişiler eskiden 6 yastık, 6 minder alıyorlardı. Çeyiz düzüyorlardı. Şimdi onlar geri tekrar şark odasına dönüştü. İsmi değişti. Fakat çok büyük talepler var. Bir tane sigortalı işim var. 24,5 senedir çalışıyor. Elemanımı yetiştirdim. Bundan başka da kimse gelip çalışmıyor. Bu meslek geri başladı. Geri patlama yaptı. Çok talepler var. Balkonlara falan yapıyoruz, evin içine mobilyasıyla beraber yapıyoruz. Şu anda bayağı işlerimiz de güzel, iş yetiştiremiyoruz. Kalfa bulamıyoruz, işçi yok. Herkes iş bulamıyoruz diyorlar. Bizim yanımıza kimse gelip de meslek öğrenmiyor, uğraşmıyor. Ekonomik kriz var diyorlar. Bizde yastık minder talebi bayağı çok. Eleman yok. Şimdi devlet bize destek vermesi lazım. Diyecek ki, Kurşar Usta 3-4 tane eleman al. Yastık minder üzerine ben size destek vereyim. Bir atölye kur, 3 tane 4 tane işçi al, ikisini ben vereyim dese, ben bu yastık minder işini geri canlandırırım. Kırşehir'de yastık minder üzerine tekim, dedemden babama kalmış, babamdan bana kaldı.